7 yıllık müzik kariyerinde ikinci sayfaya ilk kez konuk oluyor. Hoş geldin İrem. Hoş bulduk. Ne çektin bu masadan İrem be? Ne ya çektin bir şey diyeceğim. bir dönem şey dedim, herhalde ilerleyen günlerde programın adını İrem Derici sayfası olarak değiştirecek bizim hatunlar dedim. Hayır, şöyle yani diyecektik. İrem Gülşen Müge ile ikinci sayfa diyecektik bir ki geldik. Bir düşündük olabilir mi diye, sonra vazgeçtik. Ben de çok düşündüm. Bayağı gıyabında konuştuk. Bayağı mı? Hayatı. Allah aşkına şuraya arkaya böyle dın 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 koyalım. Öldürdünüz, dirilttiniz. Vatanayla ilan ettiniz. Ay estağfurullah. Yo, hiç ama tamam. İrem, bazı isimler var ki durmuyorsunuz kardeşim siz de magazin gündemine malzeme vermeden. Demet Akalın'dı, sendi. Oturduğun yerden bile malzeme çıkıyor senden. Bir şey paylaşıyorsun, biz burada günlerce konuşuyoruz. Yani ne bileyim, ben herhalde en büyük hatam şey oldu benim ya. 7 yıl önce, 8 yıl önce neysem hiçbir şey değiştirmedim. Ve bunu herkes olağan karşılayacak gibi düşündüm. Çünkü İrem'dir ya bu. Yani zararsız delidir. Hatta hayatım hep böyle geçti. Fakat öyle olmuyormuş. Yani durum başka yerlere gidiyormuş. Evet. O yüzden bir atasözü edindim kendime. Neymiş? Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim. Güzelmiş. Ezberlemek de olay ya. İrem'cim tekrardan hoş geldin. Elinde boş gelmedin. Best of demedin, mest of dedin. Bizi mest eden şarkılarla geldin. Bu mest of ismi biraz da başını ağrıttı. Grup gün doğarken 10 yıl önce bu isimde bir albüm çıkarmıştı ve albümün üyesi Gökhan Şeşen çıktı ve itiraz etti. O ismi kullanırken bizden izin almadı. Zaten arasaydı da hayır derdik dedi. İrem'i severim, yine de bu yaptığı etik değil, mahkeme olsun istemem ama Mestof adını kullanmasını da istemiyoruz dedi. Ama sen bugün albümünde Mestof adını kullandın. Ya şöyle bir şey, fazla etraflıca düşünmüyorum ben bir şeyleri yaparken. Yani bir Acemi Balık harici bütün şarkılar 90'lar şarkıları. Ama şimdi başka bir şarkı olunca 2000'lerden adını 90'lar falan koymayalım dedik yani. Mestof, yani Mestof zaten biz de biliyoruz. Grup Gündoğarken bütün eserlerini, en güzel eserlerini topladığı albüm. Ben kendi kafamda şöyle düşünmüştüm. Zaten bu sosyal medyada da yazdım. Albüm çıkmadan bir gün önce işte isim babamız, inşallah bir sonraki albüm olursa, ikinci bir Mestof olursa onların da şarkısını söylerim diye. Yani kendi çapımda ben böyle bir şapşallık yapmış oldum. Estağfurullah. Onlar benim büyüklerim yani, hem müzikal anlamda hem abilerim yani. Ve Burhan Şeşen'le babam da çok eski yakın arkadaş. Hatta sen şöyle bir şey söyledin Gökhan Şeşen'e ithafen, ya gel bir yemeğe çıkalım da şunu tatlıya bağlayalım diye. Zaten orijinalinin, yani Mestof isminin nereden çıktığını herkes biliyor. Şimdi Mestof yazınca zaten grup gün doğarken çıkıyor. Hani bu albüm benim için çok farklı yerlere gitti. Yani 20 yıl önce kaybettiğimiz Ajlan'a ithaf ettik. Sevgili Ajlan'a, evet. Bütün şarkıların hayatında bir yeri var, bir anısı var. Bunu da öyle bir selam çakmak istedim ama galiba kapıyı kendi suratıma çarptım gibi bir şey oldu. Ama yani onlar gerçekten hem çok babacan insanlar hem zannetmiyorum ya. Seni şu an izliyorsa ne söylemek istersin Gökhan Şeşen'e ya da grup üyelerine? Yani sizin isminizi yüceltmeye çalıştım. Umuyorum artık rızanız vardır ya, ne bileyim. Bu saate yani kadar ses çıkarmadılarsa bir şekilde söylesin, devam etsin diyorlardır zaten. Benim kötü bir niyetim asla yoktu, onu zaten hani beni tanıyorlarsa biliyorlardır. O yüzden hani olay yargıya intikal etse de bilmiyorum, mest şeyi kelimesi kimsenin tekelinde değildir herhalde, oradan bir şey çıkar mı sanmıyorum. Belki Mestof olarak isim olarak almış olabilirler zamanında. Hiç bilmiyorum, dediğim gibi ben o kadar safiyane duygularla giriştim ki albüme. Bilmiyorum ya. Bir de riskli bana bir şey. Sahip çıkın diye. İrem, bir de çok riskli bir şey yaptın. Ya şimdi mesela Acemi Balık şarkısını biz hep Nalan'dan dinlemeye alışığız. Aynen. Yani böyle ne bileyim, tuhafına gidiyor mu senin de? Gidiyor gitmez mi? Ben de Nalan'dan dinlemeye alışkınım. Peki Nalan sana, sen bu şarkıyı seslendirdikten sonra Nalan sana telefonu açtı mı? Söylemişsin, söyleyememişsin orada şöyle. Yok, daha konuşamadık. Instagram'dan gördüm. Gözüyle alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Evet, yaşıyor. Doğru. Zaten ben bir geçmiş olsun diye de aramalıyım. Risk aldım. Risk almadan başarıya ulaşılamaz. Babam beni bu lafla büyüttü. Asıl riski aldım. Burhan Çaçan söylüyorum arkadaşlar. Evet. Kenan Doğulu söylüyorum. Yani evet. Bir de erkek sanatçıların, solistlerin şarkılarını söylemek daha bir yük. Şimdi şarkılara bak. Beni sana hapsettin. Çok güzel şarkı. Evet. Gidiyorum. Sezen Aksu Kaçın Kurası. Hani söyleyeceksin şimdi burada birer söyleriz hepsini de. Yani ben zaten bütün bestecilerin, bütün yorumcuların,
aranjörlerin hepsinin son dakikasına kadar okeyini almadan hiçbir şeyi çıkartmadım. Peki seni müziğe tekrar şarkıları söylettirerek geri döneceğiz ama bizim sana en çok takıldığımız kareler ve konulardan bir tanesi de senin şu aşırı zayıflaman, sonra normale dönmen. Şu anda gayet sağlıklı ve güzel duruyorsun. Ama ikinci sayfanın bayramın üçüncü günü güreş şenlikleri. Aha geldi. Gayet iyisin. Bu fotoğrafa hastayım ben. İkinci sayfanın gündeminden hiç düşmeyen, arama motoruna verdiğinde de İrem Derici, işte zayıflık denildiğinde ilk böyle artık senin sloganın haline gelmiş şu fotoğraf. Bir şuna bak, bir şuna bak. Bin şükür şu hale geldiğin için. Evet. İrem burada kaç kilosun? 49-50 diyordum insanlara ama 42'ye daha falan düşmüştü. Kesinlikle 49. Bu arada bu bir fotoğraf değil aslında. Bu böyle bir 15 saniyelik bir video. Hı. 5-6 konser üst üste yapmışız. En sonunda diyorum ki yeter artık, gömün beni buraya diyorum. Atıyorum kendimi yere videoda. Hı. Fakat tebrik ediyorum, bu screenshot'ı kim aldıysa nüfus kağıdıma bastıracağım yakında. Yani bunun kaybolmasını istiyor musun bu fotoğrafı? Asla istemiyorum. Ben bunu açıp açıp bakıyorum. Ciddi misin? Yani bu kalıplara sığmaya çalışan, sıfır beden olmaya çalışan bütün genç kızların da açıp açıp buna bakması lazım zaten. Biz o dönem anoreksiyanın eşiğine geldi dediğimizde sen hayır demiştin. Hatta Nişantaşı'nda bir klinikten çıkarken görüntülenmiştin. Ama seni bu noktaya getiren neydi İrem? Bilmiyorum yani, hayatım boyunca zaten hep genelde bu kilolardaydım. İşte 63-65 evet, falan. Fakat hayatım boyunca şey kompleksim vardı işte. Mesela sabah kahvaltısına gideceğiz bizim kızlarla. Giyinirdim işte basenler, kalça falan filan. Derdim ki ya ben işte hasta oldum, gelemeyeceğim. Sonra böyle bir benim de yetişemediğim bir hızla bir şan, şöhret, ün. Konserler devam ediyor. Reklam filmleri, jürilik, burada Kanal D'de program yaptım vardı falan. Aha. O dönemde zaten bunları yaşadım. Yani özel hayatım, çalkantılı falan, benim kafa gitti. Yani durmam gereken kiloda duramadım. Ve hani herkes uyarıyor. Etrafımdaki herkes uyarıyor. Özgür en başta diyor ki yani insana benzemiyorsun artık. Yürüyen bir alarm kafasın. Veriyor. Ve ne uyuyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun. Herkese şey yapıyordum böyle. Şu yaşıma kadar ben kendim geldim. Kimsenin lafını dinlemeyeceğim. Bana söyleyeceğinizde siz ağzınızı tutun falan diye. Böyle bir yememe hastalığına tutulmuştun. Ya şimdi kendim, benim adım bilinçli bilinçsiz. Ben farkındayım nereye gittiğini işin. Farkındayım ama garip bir şekilde durduramıyorum. Anoreksiye yazdım. Okuyorum işte belirtilerini. 50 belirti varsa 49'u var bende. Ama hala şöyle diyorum. Bir tanesi yok, demek ki daha teşhis konulmadı bana falan. Ne yaşıyorsun peki? O belirtileri de söyler misin? Söylerim. Şu an dünyadaki bütün besinlerin aşağı yukarı kalorisini biliyorum. Deli gibi kalori hesabı. Günde normal bir, hani benim boyumdaki, yaşımdaki bir kadının alması gereken kalori 1500 ile 2000 arası ise ben günde 100 ya da 200 kalori alıyordum. Sadece domatesle besleniyordum. Eyvah. Su şişesi kapağı açamıyordum. Bütün kaslarım erimiş çünkü artık. Ciddi misin? Evimin kapısını açamıyordum. Anahtarı döndüremiyordum. Günde 7-8 kere tartılıyordum. Böyle bir 100 gram fazla çıktığı anda krizlere giriyordum. Ne yapacağım ben diye. Her gün bunu hala yapıyorum. Tek atamadığım huy bu. Telefonu işte ön kameraya alıp oturtup geri gidip zayıf mıyım, değil miyim? Yani onlardan sergi açarım. 3 yıldır o videolardan. İrem'in inip inip şişmesi şeklinde. Sürekli aklımda yemek var. Sürekli yemek istiyorsunuz fakat yememen lazım. Sürekli bir huzursuzluk var içimde. Hadi bir kilo daha, hadi bir kilo daha diye diye işte 43-42'lere düştüm. Belki başka bir bedende, başka bir 1.67 bir kadında bu kilo okey olabilir ama benim bünyem asla böyle bir şeye alışkın olmadığı için ve artık geçti olay, yani kaslarım erimiş o derece. Peki hiç korkmadın mı ses de gider, kas giderken? Yok, korkmadım. Yani yaldır yaldır söylüyordum çünkü her halükarda. Pek fazla öyle ölürüm kalırım korkum da yoktu. Yani niye bilmiyorum. Halinden memnunsun çünkü. Yani, o hali beğeniyorsun. Bilmiyorum, çok garipti ya. Yani şimdi mesela başka birinin fotoğrafına bakıyor gibi oluyorum. Ya da başkası yaşamış, onları da ben izlemişim. İrem, insan çevresini belki dinlemeyebilir ama insan annesini, babasını, eşini ya da erkek arkadaşını biraz ciddiye alır. Onları da mı şey yapmadın? En büyük hatam o oldu zaten. Yani o dönem yaptığım en büyük hata dinlememek oldu. Yani İrem, peki burada
zayıflık takıntısı olan kızlara ne söylemek istersin? Ya of. Şöyle söyleyeyim, bir hastane başka bir hastaneye sevk etti beni. Hı hı. Biz bulamıyoruz. Teşhis Teşhis koyamıyoruz ve gün geçtikçe elimizde eriyor. Bu çocuk gidecek. Çocuk gidiyor yani, gerçekten gidiyor. Şimdi artık dalgasını geçebiliyoruz, konuşabiliyoruz, fotoğrafı bakıp gülebiliyoruz ama hep dediğim şey şu, yani bu sonraki süreçte ne olacaktı ölüp gitseydim? Allah, ölene kadar annemin, babamın ve kardeşlerimin kalbinde bir yara olacaktı. İşte 2 sene belki 3 sene ölüm yıl dönümünde Instagram'da fotoğrafım paylaşılacak. 4. yılı çıkmazdı onun. Çünkü ben 7 yıldır piyasada varım. Bugün varım, yarın yokum gibi bir durum. Yani benim söyleyebileceğim tek şey şu. Yaşayan bilir. Herkes kıvrımlarını sevsin. Ya yani bu ölüm çünkü öyle sadece bizim televizyonda gördüğümüz bir şey değil. Yani çıktıktan sonra da ben günlerce ateşim 40'tan aşağı inmedi. Halüsinasyonlar gördüm, anlatıyorum, delirdi bu diyorlar. Berkay'ın sahnesine çıktım, taburcu olduktan 3 gün sonra, affedersiniz, kalçamdan sırtıma kadar cıvık açık yatak yarası vardı. Fakat benim onu kendime ispat etmem gerekiyordu. O sahneye çıkıp, ya topuklu giyebileceğim mi tekrar? Sesim çıkacak mı? Ben şimdi tuvalet ihtiyacı bile gideremiyorsun. Çünkü yatalaksın yoğun bakımda. Yattığım yerde ben şarkı söylemeye çalışıyordum. Buradan çıkacağım, tekrar sahneye çıkacağım. Yani yürüyemiyorsun, edemiyorsun falan. Yani bunları yaşamanın riskini bile almak dünyanın en aptalca şeyi. Yani evet ben aptalım. Hayatımda böyle bir dönemi hem kendime hem etrafıma hem ekibime yaşattığım için. Yani ben düşünemiyorum, benim canımdan çok sevdiğim bir insan böyle bir şey yaşasa ben kahrolurdum. Taburcu olduktan sonra da bir temiz döverdim herhalde. Senin gibi zayıflık takıntısı evet. olan... İki kardeş diyelim, iş insanı Cem Boyner'in ikiz kızları Elif ve Ayşe'den de 21 yıl boyunca bir itiraf geldi. 21 yıldır bulimiyayla, yediklerini çıkarma hastalığıyla mücadele ettiklerini söylediler. Hatta bu rahatsızlar çare bulmak için de çok ünlü bir doktora gitmişler, terapi merkezine. Şöyle anlatıyor Elif Boyner yaşadıklarını. Bir ikiz kardeşim var ve şu an 34 yaşındayız. 21 yıldır yeme bozukluğu, bulimiye ile mücadele ediyoruz. Bunu yüksek sesle söylediğime inanamıyorum. Sen de söyleyememiştin çünkü tabii. Bir ara yalanlıyordun. Evet. Ya kendime itiraf edemiyordum çünkü diyor ki. Bundan bahsetmek çok utanç vericiydi. Artık iyileştim ve bu rahatsızlıktan söz etmem kolaylaştı. Bulimiye ile savaştığımız 21 yılda tüm terapi yöntemlerini denedik ama hiçbiri pek etkili olmadı. Senin de öyle pek yaramadığı şeyler oldu herhalde, tedavilerin, sık sık değiştirdiğin. Ya ben bir tedavi olmadım, sıkıntı orada. Nasıl? Hastaneye yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım ben. O Nişantaşı'nda bir klinikten çıkıyor dedikleri muhtemelen ya botoksa gitmişimdir ya bir şeye gitmişimdir. Zaten psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için o hallere düştüm. Taburcu olduktan sonra başladım ben psikolojik tedaviye. İşte TMS diye bir tedavi yapıldı bu. Evet. Çünkü EEG çektiler. Benim zaten mutlu olmama imkan yokmuş ki. Yani bloke. Bütün sinyaller bozuk beyinde. İlaç tedavisi gördüm. Terapiler gördüm. Daha sonra toparladım. Ama ben size bir şey diyeyim mi? Ben daha yeni 3-4 ayda toparladım. Yani gerçekten çok korkunç günler geçirdim kendi kendime. Yani beden tamam sapasağlam çıktık. Tedavi bitti. Kilolar alındı. Evet. Ama burası... O kadar kötü bozuldu ki. Çünkü şimdi 35 kişilik ekibim var. Hadi diyelim ben çalışmadım aylarca. Birikmişten bakarım yoluma yani. Bu kadar insan yıllardır bana emek veriyor. Ben, ekmek yiyorlar. Ekmek yiyorlar yani. Hastanedeyken zaten patır patır bütün konserler doğal olarak iptal oldu. Sonrasında da bu kız deli, bu kız tekrar hastaneye düşer mi korkusuna kesildi doğal olarak işler. Ya ben ha, insanlar da sana iş verirken çekinmeye mi başladılar? Tabii. Ya sahneyi bırakırsa, ya programı bırakırsa, ya festivali terk ederse. Tabii yani ben olsam ben de o dönemde şuna baksana bu sahneye mi çıkar? Mikrofonu versen kopacak kolu. Evet. İrem, senin böyle kendinle bir barışık olmama bir halin var. Böyle hep böyle bir memnuniyetsizsin. Böyle ya, oynuyorsun, çok oynuyorsun kendine. Sosyal medyada yapılan yorumları çok mu dikkate alıyorsun? Çok mu önemsiyorsun ve yani, kafana takıyorsun? Ben internetin olmadığı, cep telefonunun olmadığı dönemde doğmuş bir kadın olarak... kendimi bildim bileli ben kendimle hep çok oynuyorum. Yani saçımla, başımla, size bir gün bir böyle açayım yelpaze gibi.
girmediğim saç yok. 3 numara bile gezdiğim dönem var üniversitede. Evet, evet. Liseden başladı galiba senin hikayen. Ay, oynamaya işte. Aslında saçla oynamaya başlamam 7. kere bitlenince başladı. 7. Lise 1'deyim abi. Bak lise 1'deyim. Sahnedeyim, münazara, önümde kağıtlar. Karşı tarafın çürütme konuşmasını da ben yapacağım. Not alıyorum. Kaşın çatır çatır. Ay benim de başıma geldi o. Ağlaya ağlaya çürütme konuşmasını yaptım. Kazandım, o ayrı. Sonra dedim ki anneme, ya dedim beni yıkama artık. Çünkü bana hep diyordu ki bit temiz saça gelir. Beni kimse yıkamasın dedim. Ben yıkanmayacağım. Sonra boyalı saça bit gelmez denildi. Ondan sonra boyatmaya başladım. Sonra önünü alamadık. Sonra peş peşe estetik operasyonları geldi. Ya estetici benimle alakalı ben çok dile döktüm diye çok abartıyorlar. Benim geçirdiğim estetik sayısı 4. 3 kere burun oldum. Evet. Bir tane göğüs. Göğüs oldum. Hı. Adını bulamadım. Evet. Onun haricinde minik minik işte botokslar yaptırıyorum. Botoksu da niye yaptırıyorum? Sahnede çünkü kaşlarım halay çekiyor. Ve bütün sahne fotoğraflarında küçük Hüsam gibi oluyorum. Dedim ki gittim Alparslan Topçu doktoruma. Abi dedim şunlara bir şey yap, bunlar yerinde dursun dedim yani. Bunlar yerinde dursun. Onlar dedi zaten ağzım küçükten beri şey yok mu? Kız yok. Bebekli fotoğraflarından hemen İrem'in eski fotoğrafı gelsin. Estetiksiz halini hali. Bakalım. O estetiksiz halim değil, estetiksiz halimi bulamazsınız. Annemde tamam. Bile yok ayol. İlk halini o kadar... Bulalım. Hepsini çünkü kaldırdın. Sen, bütün sen, fotoğrafları. Var var, öyle sorumuz da var. Var. Şimdi sen en başından bu yana anlattığın ve birçok şeyi psikolojik olarak ne geçiriyorsun, fiziksel olarak ne geçiriyorsun paylaştığın için. İrem'in 3 hali. Biz getiriyoruz. Bak birincisi sağdaki 13 yaşında falanım. İlk pasaport çıkartmaya gittim. Orada hiçbir şeyim yok. Belli. Evet. Bu arada lütfen antiparantez. Bu fotoğraflar gün yüzüne çıkmadı. Ben kendim beyaza yolladım bunları. Evet. Bana dedi ki çünkü bir şeylerle eğlenelim, gülelim dedim. Bundan hala gülmek ortadakine bak abi. Kaç yıl olmuştu? Ortadaki üniversite 2. Deli gibi rock müzik dinliyorum, metal dinliyorum falan. Kaşımı deldirmişim, saçım. Ya babam bir sene konuşmadı benimle bu saç yüzünden. Ortadaki halin yüzünden. Evet. Ve sonrası değil mi? Orada 3 burun estetiğim var. Orada dişlerim yapıldı değil. Zaten gülmüyorum. Vize için çekilmiş bir fotoğraf. Peki o. Sen bu bütün fotoğraflarına baktığında en görmek istemiyorum dediğin hangisi? Hiçbiri değil ya. Ha. Yani tam olarak zihinsel olarak kendimi iyileştirmeden o yerde yatan iskeletor halimde ona yani dayanamıyordum, bakamıyordum. Hı. Ama artık hiçbiri değil. Ne yapayım? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım yani? Ki düşün 3 tane de daha bu kadar küçüldü. Bir 3 daha gider mi? Yani bir kere çok doğalsın. Çok evet, doğalsın. Bazen o kadar abartıyorsun ki o doğallığı. Biz bile bakarken paylaştığın bir şey yok artık bunu nasıl paylaşmış mesela, diyebiliyoruz. Mesela bıyık alma. Bıyık kaldırırken bir video paylaştım. Ben onu geçen sene de o videoyu izleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Gelsin videomuz. Yıllık bıyık videomuz. 1,5 sene oldu ama değil mi? Evet. Yapıştırdı bitiyor 15 saniye. Gösterme orayı. Yıllık bıyık videomuz. 1,5 sene oldu ama değil mi? Evet. Yapıştırdı bitiyor 15 saniye. Gösterme orayı. Şu videoyu paylaştıktan sonra eminiz sana da çokça yazdılar. Biz paylaştık, bize de çokça yazdılar. Biz paylaşınca neler yazdı? Samimiyetin dozunu artırıyor. Yani samimi olmaya çalışıyorken acaba antipatik mi oluyor şeklinde yorumlar da geldi. Takıldın mı? Ben aynı videonun bir yıl önceki versiyonu da var. O hastaneye düşmeden aynı videoyu çekmiştim. O zaman böyle yani pireyi deve yapıp bütün halkı galeyana getiren olmadı. Hı. Ben burada bir insanı mı üzüyorum? Kul hakkımı yiyorum. Yok öyle bir şey yok. Yerimi mi teşhir ediyorum? Hayır. Kendine. Bütün kadınların bıyığı çıkıyor. Ya evet. İple, şu hareketle. Ya ağdayla. Bu alınıyor. Şimdi burada bu kızcağız, sorarım size bu kızcağız ne yapmış ki samimiyetin doğallığını? Tamam yani, hepimiz o tüyleri... Çekmeden sifonu klozetin içine çekmedim. Yani komik. Ben kendi kendime eğleniyorum. Ben bazen farkında olmuyorum 6,5 küsür milyon insanın beni takip ettiğini. Az yani ben hep böyleydim. Hep böyleydim. Yani değişsem ben kendim olamazdım ki. Evet. Yani evet hepimiz tüy kıl aldırıyoruz ama hiçbirimiz de sosyal medya hesabımızdan paylaşmıyoruz bunu. Ben de bıyığımı paylaşıyorum. Çok güzel diye almışlar. Ödül almaktan öte çıkıp şov yapmayı seviyorum. Keza Altın Kelebek 2016 yılındaki. Bu sene de planlıyorum. Hatta haberleri yok. Buradan seslenmiş olayım. Baktım ki benden iyisini yapacak biri yok.
Ben yapayım yine dedim. Altın kelebek performansı. Wow. Evet. Buradan duyurulur. İrem sıra geldi. Bir başlık soru atmışız ki güzelliğe bak 21 başlığın. Soru 21 soru. Terleten sorular ve el yazımızla. El yazımızla yazdık. El yazması verin bana onu. 21 soru. Aynen. Başlıyoruz. Kim başlıyor? Hazırım. Ben başlıyorum. Başla. Tamam. Cep telefonunda şu an gelen yani en son gelen mesaj ne ve okuyabilir miyiz? Telefonu hemen cep mu? Telefonu gelebilir mi arkadaşlar? Cep telefonunu getiriyoruz. Hemen ben İrem alayım şuradan. İrem'in cep telefonundaki en son mesajı da okuyoruz. Hadi bakalım. Ay bir sürü gelmiş. Ne çıkacak acaba? Şansımıza ne çıkacak acaba? Tabii ondan dolayı tehdit mesajları. En son geleni söylesem. Açıyorum. Da yüzümü tanımıyor. İşte bakın acı gerçek. Makyajsız tanıttım suratımı telefona. Sözde yüz tanıma var. Ben bakıyorum açılmıyor. Serhat benim en yakın arkadaşım. Evet ne yazmış? Hürriyet.com'da. Okuyalım mı? Tipimi yolladım. Biliyor bugün size katılacağım. Biri arıyor. Kapa. Ha pek güzel olmuşsun mis gibi geçsin yazmış. Buyurun istiyorsanız zoomlayın. En son mesaj bu mu? Abla gel yalan yok bizde diyorum. Yok şimdi evet. Doğukan attı. Bayramın mübarek olsun yazdı. Ay deli. Bak, aynen en son işte tamam. Doğukan'ın attığını görmeyin. Kız Serhat nerede? Ben orada Atakan'ın mesajlarına bakmak istiyorum. Atakan kim? Neydi Ataberkin? Atakan nereden çıktı? Bulursanız bakın buyurun yok. Nasıl? Yok mesaj yok. Niye olsun ki? Bitti mi? Bitti biliyorsunuz zaten sorulara devam. Ama sonra devam ediyor barıştınız sonra. Yok. O zaman sorulara geçelim. Evet. Peki tamam daha gelecek rahat zaten. Son mesajı cüzdanında okudum. Cüzdanında ikinci soru geliyor. Cüzdanında şu an kaç lira var? Cüzdan gelsin arkadaşlar. Cüzdan nerede yani? Cüzdan kulistedir. En son baktığında kaç lira var? Çok güzel müziği. Yani bir 1000-2000 vardır nakit. 1000-2000 o kadar taşıyor musun? Yani taşıyorum. Korkuyorum çünkü kartı bir yerde kaybederim bilmem ne bir şey olur falan. Hep taşımıyorum bu kadar da buradan hırsızlara sesleniyorum. Gelmeyin yok o kadar bir şey. Evet. Yok işte bugün var şey bayram mayram. Harçlık dağıtacaksın. Yani mesela geçen bayramda balon satan çok yaşlı bir amcacım vardı. Yani kıyamadım. Ben abla bütün balonları bana ver dedim. Aldım bütün balonları gezdik sokakları. Öyle şeyler oluyor bazen lazım oluyor yani. Evet evet. Hani o yüzden taşıyorum. Ne yapıyorsun? Evet. Peki üçüncü soru. En fazla ne kadar parayı bir arada gördün? Cansın müziği. Canlı canlı mı yoksa hesabımda mı? Böyle hesabında da olabilir. Canlı canlı da olabilir. Canlı çok fazla bir şey görmedim. Ya maksimum böyle 3-4 konser üst üste geçmiştir. İşte KDV'si yatmıştır. Ekibinki dağıtılmıştır. Bana kalandır. Vallahi bilmiyorum ne görmüşümdür Doğukan. 500 zarflara. 700. 500'ü görsem ben burada işim ne? Ciddi misin? Ciddi kız mi? 500 ben. Ama o kadar koşuyorsun çalışıyorsun. Koşuyorum ediyorum da koy kliplerimi. Söyle evet çok harcıyorsun. Bir tanesi 150 bin. Söz müzik yazmıyorum. Oraya para gidiyor. Aranjaya gidiyor. Banka gidiyor. Hesabı dedin. Nedir? Kan ağlıyor. Ekside misin? O kadar değil daha. Krediye başvuracak durumda değil. Yok ama destek hesapta mısın dedi. Abi bak benim bir tane evim vardı. Babam zamanında almıştı bana bir şey olur bir evin olsun diye. Sattı. Tek göz çok tatlı bir evdi. Benim üstüme yaptı. Ne zamandı hangi albüm için dantel çıkmadan mı ne? Dedik ki artık fix anne nasihatıdır ya kızım bir ev al. Tamam dedim ama dedim şu an dedim çatır çutur ev alacak bir param yok. Şöyle yapalım dedim babamın bana aldığı evi satalım. Çünkü bir oda bir ev. İki oda alayım birini giyinme odası yaparım. Hani artık şarkıcı türkücü oldu kıyafetimiz bol diye. Ben o evi sattım. Tam böyle bir eve giriyordum Teşvikiye'de. Harika bir şarkı geldi elime ve güzel bir klip çekmem lazım. İki klibe evin parasını yedim. Evlenmene bak dur yavaş. Ve bana hiçbir şey olmaz. Yedim hiç umurumda değil. Şu an başını ya sokacak bir evin yok. Kira ödeyebilirsin. Kiradasın. Ya hep şunu diyorum. İstesem alırım girerim o topun altına ama ne yapacağım ki? Yani annemin evinde hala odam duruyor. En kötü en oraya kötü dönerim. Dönerim. Şunu istiyorum. Torum tombalağım olur mu bilmiyorum. Beni hayat boyu çekecek biriyle karşılaşır mıyım bilmiyorum. Ama dönüp baktıklarında torunlarım hani 2000'ler, 2010'lar konuşulduğunda böyle şeyler yaptı benim anneannem ya da babaannem desin istiyorum. Şu ana onlar kadar yaptıklarınla bile konuşurlar. Sen merak etme. Peki ya geçiyoruz. Kritik soru bak iyi düşün. Tamam. Kimi unutamadın? Vay.
Bir şarkı falan verseniz arkadaşlar. Cansın müziği geliyor. Yok, ben şunu da istiyorum, Cansın müziğini. O bana denk geliyor. Kimi unutamadın? Cans çalmayın ya. Eskilerden bir şarkı çalın. Evet evet, eskilerden. Unutamadım demeyelim. Ama çok zor oldu unutmam diyelim. Yani gerek yok şimdi konuşmaya ya. Peki isim söylesek? Ayol zaten o konuşmak oluyor. Peki biz gazeteci soru olarak soralım. Alim olan anlar diyeyim o zaman, ne? Peki biliyor. Beşinci soruya geçiyoruz. Lider Şahin yarım kalan bir aşk mıydı? Şimdi şöyle... kendisi bu tarz konuları konuşulmasını hiç seven biri değil. 2 yıl oluyor biz ayrılalı. Bir kere bile benimle alakalı hiçbir şey konuşmadı. İmalı bir sözde bile bulunmadı. Tanıdığım en beyefendi insan hayatta. O yüzden ben de şu an onunla alakalı, yani geçmiş bitmiş kapanmış. Çünkü herkesin bir hayatı var. Belki bir ilişkisi var. Kızlar beni anlayın. Çünkü... Ama unutması zor olan kişi... Buydu herhalde, yani liderdi. Şimdi, zaten hastalık sürecim, o bu falan filan. Dünyanın en beyefendi insanıyla alakalı ve onun ailesinin karşısında şimdi benim bir şey söylemem. Kötü bir şey söylemiyorsun. Yok, güzel bir şey söylüyorsun. Yani şimdi yarın öbür gün işi gücü çıkacak, hiç benim mevzularımın geçmesinin anlamı yok. Onlara da saygılar. Ama sen sanki hayatında en çok ona değer vermişsin gibi. Herkesin zor unuttuğu, unutamadığı biri oluyor hayatında yani. 2 yıl sürmüş. Olabiliyor ama çok güzel bir şey ki böyle gururla ve mutlulukla bahsedebilmek isminden. Evet. Yani. Öyle. Evet. Peki diğer soruya geçelim. Terlemedim de üşüdüm. Hiç kimsenin ilişkisini bozdun mu? Bozmadım. Asla ve asla bozmadım. Çünkü herkesin hür iradesi var bir. Daha önce de söylemiştim, insanlar pazarda satılmıyorlar yani hani. Öyle bir şey yok. Evet. Peki bir erkekte tahammül edemediğin 3 şey ne? Kolay soru bu. Biplersiniz olmadı. Her insanlar vardır ya. Her şeyi bilen erkekler. Tahammül yani. Şimdi ben siz de edemezsiniz. Edemezsiniz. Bak şimdi böyle zekamı yarıştırdığım kadınlarla karşı karşıya. Ben niye 7 yıldır gelmiyorum buraya? Estağfurullah. Şimdi mesela işte bu kahve de çok güzelmiş. O kahve Kolombiya'dan. 8000 kere öğütülmüş falan filan. Kahve yani. Ve her şeyi bilen, konuşmak. Ama yani adam dediğin, kadın dediğin gibi kalıplar asla. Ben şu cinsiyet olayına zaten anlam veren bir insan değilim. Ama bir tık daha hani cool adam daha güzel bir şey ya. Hani bilerek bir şeyleri susması, yeri geldiğinde konuşması falan, onlar çok... Esnane. Peki fiziksel olarak da sorsak sana, atıyorum saç. Skalama bakın, sizce bir fiziksel ayrım yapıyor muyum? Yok. Yani? Ama dil ırk ayırt etmeden ya ben gerçekten kafaya vuruluyorum arkadaşlar. Hayır tamam, kafayı şimdi konuşup konuşmamayı değil de ne bileyim, uzun saçlı sevmezsin belki. Ya da kriterim yok. Ha? Öyle bir şey yok. Tek diyebilirim, ben esmer. Esmerciyim ben diyorsun. Ya esmer beyler bir adım önde oluyor. Evet. Ama Allah Allah, neler diyorum ben, beyler meyler. Peki diğer soruya geçelim. Yak bütün fotoğrafları deseler, kendinle ilgili hangi fotoğrafı ya da fotoğrafları yakarsın? Yaktım zaten. Hangisi? Kızlar iyi araştırma yapmıyorsunuz ya. Neyi yaktı? 2017 yılına gidin. Bakın bir çıkar. Neyi bir hemen yaktım? Bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakmayın. Arama motoruna bir girelim. Bakmayın, Doğukan'ın evinde yaktım. Hatta yangın çıkıyordu çocuğun evinde. Ciddi misin? Ne o, düğün fotoğrafları falan mı? Ne? Ya, yok yok. Ya işte o hastalık dönemi, o süreç öncesi, o dönemlerde. Çünkü işte bir fotoğrafa bakıyorum mesela, şeyi hatırlıyorum. Titreme krizine girmiştim ben o gün konsere çıkmadan. Kıyafetlerimi de hani ihtiyacı olanlara verdim. O döneme ait ne fotoğraf, ne kıyafet, ne çamaşır, hiçbir şey bırakmadım. Ya üstüne yattığım çarşafları bile kaldırdım. Saçları mesela bana dediniz ki, ya dediler ki daha doğrusu. Bütün magazin sesi. Selam. Bu delirdi, bu bunalımda saçlarıyla oynuyor. Hayır, o sarı saçlar benim için hastane yatağına değmiş saçlardı. Şimdi benim böyle takıntılarım var, anlatamıyorum. Onlardan kurtulmak istedim. O yüzden lamia gibi kestirdim. O dönemki fotoğrafları da yaktın o zaman. Her şeyi yaktım ya.
Yani Allah'tan bir kendim kaldım. Sana. Evet, liderle olan bütün fotoğrafları da bir kovanın içine koyup cayır cayır yakmışsın. Sardılar, adama sardılar. Yok, şimdi baktık da oradan. Arama adama motoruna sarmadık. Girdik. Sana peki, sardık. Peki, peki, peki. Jaws'un müziği gelebilir. Jaws. Hayatına giren bir erkeği silme hakkın olsaydı kim olurdu? Kimseyi silmem. Yemin ederim silmem. Hı? Hiç kimseyi. Niye sileyim? Ne istediğimi hala bilmiyorum ama ne istemediğimi çok güzel öğrendim. Niye sileyim ki hiç? Kimseyi silmem. Belki bir önceki oturduğum evdeki alt kat komşumu silerim ya. Çünkü seni şikayet mi etti? Yüzünden... Evet ama nasıl abartı? Bak yemin ediyorum. Ben hatırlıyorum. Zaten müzikle eğlendirme işin içinde olduğum için. Çünkü şöyle haber geldi. Sürekli tepiniyor yukarıda. Manyak mıyım ayol, ben atmayayım ben. Niye sürekli tepiniyim evin içinde? Şöyle birazcık yaşı ileri ve belli bir yaştan sonra herhalde daha çok rahatsız oluyor insan gürültüden. Haklıdır. Ben evet. Özür diledim. Özür mektubu yazdım hatta. 7-8 ay olmuştu o eve taşınalı ben. Yeni albüm çıkacak mı? Bir şey olacaktı. Bangır bangır evde böyle hani keyiflenirsin ya. Kendi kendime söyle söyle böyle sesi duyuyorsun zaten. Bir de üstüne bir tane ilk kazandığım parayla aldığım böyle evladiyelik bir hoparlörüm var. Burada açsam bütün İstanbul parti yaparız. Bir 2-3 gün haksızlık yaptım. Sonra özür diledim, üzüldüm. Ondan sonra bana böyle bir garip bir mektup geldi. Şöyle anlatacağım abi, ne yapayım? Madem geldim ikinci sayfa masasına. bu davranışlarınızı magazinlere sunarız. Yükselen kariyeriniz göçüşe geçer. A-a. Müzik açmışım bu arada. He. Sanki işletme var evde. İşletme işletiyorum. Ay ben üzüldüm, sinirlendim. Sonra yasal haklarımı öğrendim. Saat kaça kadar ben maksimumda müzik dinlerim diye. Ve hemen soğuduğum için oradan taşınma kararı aldım. 15 gün boyunca yasal hakkım sanıyorum 11 çeyrek mi öyle bir şeymiş. Evdeki bütün hoparlörleri. Saat 23.15'e kadar bir tarafta death metal çalıyorum. Bir tarafta deliler gibi rap çalıyorum. Bir taraftan deliler gibi tap dance yapıyorum. Takıdır tukudur tukudur. 14 gece ölüm sessizliği. İnat değil mi, yaptım. Sen taşındıktan sonra kurban kesmişler. Kurban mı kesmişler? Kesmişlerdir. Kesmişlerdir. Peki en son hangi ünlüyü engelledin? Cep telefonundan, sosyal medyadan. Hiçbir ünlüyü engellemedim. Çünkü hiçbir ünlüyle aramda bir şey yok. Peki hiç sahte hesaptan bir ünlüyü salladın mı? Size geçirdim. Gerçekten mi? Aynen. Bize geçiren geçirin. Aynen. Çünkü... Yani, ne yazdın, hatırlıyor musun bize? Bize açıktan da hatırlıyorum. Söyle. Günah günah, o kızın halini hiç düşünüyor musunuz? Her sabah bir İrem Derici'dir gidiyor. Artık lütfen İrem Derici üzerinden program götürmeyin gibi bir şey mi ne yazdın? Yine de canım, kibar. Bir şey çok yok, kibar yazdın. Son derece kibar. Yazmam. Şimdi burada siber suçları var. Bulurlar beni, ondan sonra sokmasınlar kafamı şeyin içine. Ama bak kızlar, yemin ediyorum. Şeyin ne kadar... Sözünüzün izleyenler için değerli olduğu, ağzınızdan çıkan şey, siz bitiyorsunuz, arkanızdan programınız nasıl deliler gibi izleniyor. Ve bu kadar insanı yönlendirdiğiniz için, ben bir dönem hani belki siz de bana sinirlendiniz. Haklı olarak. Haklısınız da sinir. Mesela bir yerde karşılaşmıştık. Timuçin de dedim ki yolacağım dedim ya onları. Gel yeter dedim. Yolsaydın. Sustur dedim abi, ben hiçbir Timuçin şey yapmıyorum bize dedim. Hiçbir şekilde söylemedi abi, onu söyleyelim. Susun, gelemiyorum programa, gelemiyorum dedim. Yani çünkü gerçekten bugün kime yük oldum acaba diye uyanıyordum. Televizyon açtırmıyordum evde. Ve yani bir hafta falan hiç kendimi acındırmak falan değil. Bir hafta falan deli gibi ağladım. Deliler gibi ağladım. Çünkü ben kimseyle polemiğe girmiyorum. Cevap hakkı her zaman bana veriyorsunuz ama ben istemiyorum. Çünkü bazen ekmeğe yağ sürmek oluyor. Ben olay büyüsün istemiyorum gerçekten. Yani mesela hata yaptım mı da sonuna kadar arkasında olup ben bir eşeklik yaptım diyorum. Diyorsun. Mesela Demet Akalın mevzumuz. Boş boğaz bir insan olduğum için sahnede de kimse yokmuş gibi... Kendi çapımda bir espri yaptım ve bir laf kullandım. Biliyorsunuz. Evet. Biliyorum. Şimdi mesela söylemek istemiyorum. Bir küfür gibi bir şey değil ama hani kötü bir tabir. Bizden öncekiler de birbirini yedi dedim. O kadınların o daha kabası. Daha kabasını evet. Düşündüm.
Asla ve asla birini kastederek diye. Yıllardır biliyorsunuz kadınlar hani çekişme vardır hep. Evet, ve bu çok tatlı çekişmelerdir aslında. Hani Gülben Ergen, Hülya Avşarları izledik. Daha sonra Demet Handeleri izledik falan filan. Bizim nesilde sözde çok şeyiz ya. Mükemmeliz. Hepimiz birbirimizi alkışlıyoruz. Gerçekten aslında öyle ama arada tatsızlıklar oluyor mu okuyoruz. Yani belki de dışarıdan göründüğü gibi değil. Öyle bir laf ettim. O haber oluyor o dönemde. Evet. Demet dünya üzerinde tanıdığım en çocuk ruhlu, en fevri çünkü çocuk ruhlu olduğu için ve en dedik haklı olduğunu hissettiği zaman insan. Yani sevmiyorum İrem Derici'yi dedi. Bizim programda söylemişti. Dedi. Evet ben orada o zaman bir yazı paylaştım ve o gün itibariyle Demet'e durmaksızın ben mesaj atmaya başladım. Bir hani kapısında yatmadığım kaldı. Çünkü ne yazdın? Haksızdım. Ne haksızdım yazdın? Yani dedim ki. Ya bir de şimdi ortada kızıştıranlar oluyor. Yani tabii, ben arayı tam bozanlar. Hani sevilmiyorum birçok kişi tarafından. Ben mesela hastaneden çıktığımda çok eminim ki birçok insan üzüldü. Ciddi mi? Beni çünkü gömdüler o dönem yani. Bundan bir cacık olmaz bundan sonra diye. Neden sevilmiyorum bilmiyorum. Hani belki ağzım yüzüm kayıyor konuşurken bazen çok erkeksi tavırlarım olabiliyor. Bazen çok vurdum duymaz gözükebiliyorum. Ama gerçekten baktığımda benim şahıs olarak kimseyle bir problemim hiç olmadı. Ve bunu üzerine alınabileceğini tahmin ettiğim için çok ya bin kere özür diledim. Ve dedim bak ne olur benim sektörde çalışkanlığına, azmine, hırsına her zaman en çok saygı duyduğum insan Demet. Yani kazandığının çoğunu yardıma verdiğini biliyorum ve hani peki sen açıklama da Demet'e sevgini belli ederken böbreğimi istesin veririm derken de biraz abartmadın mı? Ciddiydim. Niye vermeyeyim? İki tane var. Niye vermeyeyim? Ya insan bir akrabasına falan verir. Akrabama da veririm. Ya hani ortalıkta daha İrem Derici'nin iyisi dolanmazken benden hiçbir çıkar hiçbir şey olmayan insan defalarca beni paylaştı, alkış tuttu. Bu şey değil, o dönem şey diyenler de oldu. Ha, sendeki potansiyeli görüyor, düşmanımı yakında tutayım diyor. Ya. Asla öyle bir şey yok. Geçenlerde mesela Zeynep Bastığı paylaştı Demet. Hani kulvarları farklı. Kadın sevdiği şeyi, onun ruhunu dolduran şeyi paylaşıyor. Ve karşılığında da tabii ki de saygı görmek istiyor. Ben de bu hastası gibi böyle bir laf edince çok haklı. Ben affeder miydim? Gönlünü nasıl aldın? Çok yalvardım. Yani gerçekten çok yalvardım. Her var mı? Başka duruyor mu mesajların? Tutmuyorum ben. Tikliyim ya. Vallahi tikliyim. Bir şey kalsın istemiyorsun. Korkum, ha yok hacklenirsen. Allah korusun yani. Yok bir tarafımı çekmiyorum. Öyle bir şeyim yok ama. Özel konuşmalar. Şimdi siz de aranızda konuştun. Mesela sallıyorum. Bu çok doğal bir şey. Eve gittiğimde ya kıza dedik kadın olmuşsun, kül almışsın. Birazcık besilenmiş ya. Bunu yazabilirsiniz. Bu çok doğal yani. Evet, bunları evet. Hepimiz yapıyoruz. Evet. Hani babamla konuşuyorum. 5 dakika sonra mesela ayrılıyoruz babamdan. Kardeşimle diyorum ki yahu bu da vır 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 kafamı yedi. Yani bunlar kötü niyetli şeyler değil. Tabii. Ama her peki, yani bayağı şeyler. Yalvardın. Yalvarıyorum barış benimle. Beni affet falan mı diye. Barış benimle değil. Lütfen dedim benim iyi niyetime inan ya. Evet dedim çıkmaması gereken bir şey ağzından çıktı ama yalvarıyorum. Sen de dedim coşup taşabiliyorsun bazen. Ne olur dedim beni affet. Sonra Instagram'dan takip ettim. Bu sırada da klip çekimindeler. Ne yaparsan yapın klip çekimindeler. Önder Tiryaki bizim saç ve makyaj ikimizin de o yapıyor. Ellerine sağlık tekrar. Önder olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Önder'e dönüyor Demet diyor ki şşt diyor seninki beni takibi almış diyor. Benimki kim diyor Demet Hanım diyor. İrem diyor. Ben de geri takip edeyim mi diyor. Bir o kadar da işte yumuşak gönüllü. Önder diyor ki Demet Hanım ya onun kötü bir niyeti yok ne olur siz de onu geri takip edin diyor. Anam Demet Hanım seni takip etti diye bildiri geldi. Özgür'ü aradım. Evde nasıl? Dedi bak barışıyoruz galiba. Bilmem ne falan filan böyle yaptı. Benim haberim var aradı beni dedi. Ondan sonra ne olur dedim bizi bir yere getir yalvarıyorum bilmem ne falan filan. Ondan sonra konuştuk zaten. Ama dedi ilk görüştüğümüzde seni bir güzel bir pataklayacağım dedi. Evet. İlk görüşmemiz de bu geceydi aslında. Evet. Ondan sonra gittim içeri titreyerek girdim. Dedim ki önce kötek mi eğlence mi dedim. Anamı öldürdüm babamı öldürdüm dedi. Hoş geldin hadi eğlenelim dedi. İyi güzel. Tamam sorulara devam ediyoruz. Hiçbir erkeği takip ettin mi? Kesin vardır ne böyle açıdan? Bir hikaye. Peşine takılıp. Tabii, evet peşine takılıp. Ayol ben niye takip edeceğim? Adam tutup takip Yani öyle mi takip ettin? Arkadaşına dedin ki benim adıma bir takip et. Şüphelendiğim için takip değildi o. Bir sürpriz yapmak için.
olduğu yeri bilmem gerekiyordu. Çünkü saatli bir sürprizdi. O yüzden evet, bir böyle bir peşine takmışlığım vardır ama öyle bir şüphelendiğim için birinin peşine birini... Ya da belki beğendin. Dur şunu bir takip edeyim nasıl bir tip diye. Öyle bir takip oldu mu? O araştırmayı kendim yapıyorum zaten. Arama motorundan mı yapıyorsun? Ya Allah razı olsun yani bütün geçmiş dökülüyor yani. Sosyal medya, IRC'ler, ICQ'lar, Yonca'lar, Zuka'lar. Tabii, onlara kadar. Hepsini çıkarırım. Peki, ufak İrem, efsane bir intikam hikayen var mı? Güzel oldu bu. Var. Dinliyoruz. Yüzyıllar önce, ünlü değilim, bir şey değilim. Tamam, evet. Yine tabii kilo sıkıntıları çekiyorum. İşte bir şişiyorum, bir iniyorum falan. Bu sefer biraz fazla şiştim. O dönemde üniversite aşkım. İşte 3 yıl falan sürmüştü. Vay be, üniversitede daha istikrarlıymışım. oturuyorduk, bizim ne izliyorduk? Bir yandan da homun homun yemek yiyoruz. Benim katlanmış bacaklar, göbek 3 kat. Bana şey demişti böyle... ne yapacağız, seni dolabı baştan mı yapalım, bu ne hal be dedi, nereme döndün falan dedi böyle. Neyse ben yemeğe devam ediyorum ama bir şey yapmam lazım. Kendisi de iri kilolu biriydi. Şey dedim, içeride dedim, ikinci çekmecede duruyor dedim. Döndü, ne o dedi. Git bak dedim, içeride yatak odası ikinci çekmecede duruyor. Ne o dedi. Ne o dedi. Südyen dedim, artık takmaya lazım çünkü dedim bir saatten sonra sarkma yapıyor dedim. Yani bir şey tak ki dedim tutsun onları. Ay zaten çok hakaret. Ama intikamsa intikam. İntikam bence soğuk değil, anında sıcak yenir. Fast food intikam benimki. Hiç beklemedin. Evet, sonra ayrıldık. Güzel. Peki bir adaya düştün diyelim ki, yanına alacağın 3 ünlü kim olur? Yanıma alacağım 3 ünlü. Evet, 3 ünlü hakkım var. Bu kadar düşünmek hayra alamet mi? Valla ada hayatına çok hakim olduğu için Acun alacağını istedim. Güzel. Tanıdıkları vardır illa bir adada. Kimi isterdim? Bir de Ceceli'yi isterdim. Mustafa Ceceli. Mustafa Ceceli'yi. Yok, Sinan Ceceli. Mustafa benim de en yakın arkadaşım. Sektörden en yakınım. Bir o. De Turabi ya, tamam. Ne yapacağız ayol, Turabi gitmiş dünyalarda yarışmalar kazanıyor. Evet. Bir ünlü daha mı? Evet, bir ünlü Demet daha. Demet Amim. Niye kan kavga mı edersiniz? Kan şekeri falan yükselir orada açlıktan. Acun Ilıcalı, Mustafa Ceceli. Ekibe gel. Ekibe gel. Ekibe gel. Bir de ne alayım ya? Suzan kardeşi alayım be, eğleniriz. Gerçekten böyle bir ada yok. Peki, dikkat çekmeyi seviyorsun. Bunu da söylüyorsun. Niye konuşulmuyorum, niye haber olmuyorum diye dert ettiğin oldu mu hiç? Olur mu, sayenizde hiç öyle bir derdim olmadı. Hiç öyle bir boşluğum yok diyorsun. Yok, bu işte o bahsettiğim, ağlayıp zırladığım dönemde Allah'ım yarabbim ne olur diyordum, gelmesin. Yani burada konuşulmadığım gün keyiften anneme gidip hadi bir yemek yiyelim kız dediğimi biliyorum. Çünkü Allah, bütün sorular buraya bağlanıyor vallahi. Ya bu şey her şekilde olmasa ya, böyle bir şeyim olsa zaten bunları anlatmazdım. Ya sahte evet, hesap açıp size yağdırdığımı söylüyorum. Daha ne, daha ne olsun. Çok bırakışınız falan diye yazdığımı biliyorum yani. Evet, şimdiye kadar kendine aldığın en pahalı hediye nedir ve ne kadar? Araba herhalde. O da çok pahalı bir şey değil ya. Ne kadar aldın? Ne kadardı bu bizim? 120 mi? 120'ymiş. Evet. Yemiyorsunuz belki ama yani şu dolabımı bir görün, etiketleri 39.99 üstü bir şey alamıyorum ben. Durmuyor zaten. Marka hevesim hiç yok. Babamın donu, annemin atleti geziyorum öyle. Ne yani bir çizmeye 5.000 10.000 lira falan. Keşke verebilsem. Yani İçimde var bir pintilik bir şey yani. Ya bu böyle şey söylenmez ama çizmeye vereceğim birine yardım etmek daha çok hoşuma gidiyor ya. Evet evet. Çizme işte, bir kere gidin, ikinci kere gidin bir laf ediyorlar. Ben yüzsüz gibi 10 kere de giyiyorum kıyafeti. Yani niye giymeyeyim? Hele bir tane benim siyah elbisem vardı ilk meşhur olduğum zaman. Doğukan hatırlar. Dünyayı tavaf ediyoruz. Avrupa, Türkiye falan. 10 dolar zamanında Amerika'dan aldım siyah dümdüz bir elbise. Hep üstümde kokuştum. O kadar. Yemin ediyorum. Şeyle çıkartacaklardı üstümden en son. Makine falan gelecekti yani. Peki. Takmıyorum öyle şeyleri. Bu soruyu sorarken
Allah korusun diyelim. Evet. Son 24 saatin kaldı deseler ne yapardın? Üf, deli gibi yemek yerdim. Ciddi durmaksızın mi? Durmaksızın yemek yerdim. Durmaksızın yemek yerdim. O 3 yıl hiç yiyemediklerimi şu an Şeyda Coşkun'la tekrar bir en azından... Çalışmaya başladınız. Aynen. O da tehdit etti beni. 2 gün kilo yollamadım, tartı yollamadım diye. Yeter, bir elimi ayağımı çekeceğim dedi. Çünkü Şeyda olmazsa işin ucu kopar bende. Evet. Ben yine ya anoreksiyaya giderim. Allah korusun. Ya da obeziteye giderim. İkisinin arası yok. Şeyda'yla maşallah aman güzel aman. Güzel koruyor. Şimdi bayramın son günü ve bugün bayram. Özür dilemek istediğin birisi ya da gönlünü almak istediğin birisi var mı? Eğer varsa kameraya konuşarak yaparsan iyi olur. 4 numaralı kameraya. Ağlatacaklar beni. Şen şakrak gel dediler heyecanlı heyecanlı. Son soru mu bu? Hayır. No. 2 tane kaldım. 4 tane. Niye sonunu söylediniz? Bir hüzünlendim. Vallahi bilerek ve isteyerek üzdüğüm kimsenin olduğunu düşünmüyorum ama istemeden, çünkü biraz dangıl dungul bir insanım. İstemeyerek üzdüğüm herkesten çok özür dilerim. 2 katı ben üzüleyim. Yapma böyle. Niye? İstemeden yapma, üzdüysem, canı yandıysa birinin, bir gözünden bir yaş damla düştüyse birinin benim yüzümden, ben de aynısını yaşayayım yani. Ya da 2 kat. 2 kat çok. Aynısını 2 kat çok ben. Oldu. Evet. Peki hiç aldattın mı? Yani fiziki olarak soruyorsanız hayır. Zihinsel olarak soruyorsanız çok. Yani hayatında biri varken oluyor? Birini başkasını hayal etmek ya da düşünmek aklı gibi. Aklı başkasında kalıp da yeni bir ilişkiye başlayan bir kadın modeli çizdiğim oldu. Yok ya bitiririm. Öyle ilişkide zaten eğer aklım sürme. Başka bir yere kaydıysa birisi bana çok çekici gelmeye başlıyorsa geçmiş olsun zaten bitmiş benim için bitmiş demektir. Yoksa evet. Ben hani yolda önüme bakarım sadece. Yani birine tamamen aidiyet hissim varsa. Brad Pitt'i getirseler evde bekliyor seni hadi koş deseler derim gitsin evine. Umurumda olmaz yani. Peki bitiyor sorularımız zaten. Hiçbirinin malına zarar verdin mi? Gıcıklığına falan. Düşündüm de yok ya. Peki son soru artık ama sen bittiğini söylüyorsun yine de soralım. Ataberk Özdeney ile yaş farkı sorun oldu mu, ilişkin bu yüzden mi bitti? Yok, yaş farkı sorun olmadı. Zaten biz 3 yıldır çalışıyorduk, herkes herkesin yaşının farkında. Yani bu yaşla alakalı yazılan çizilen genelde hani kadınların büyük olmasıyla alakalı şeyler çok manasız buluyorum. Hani... olamadığımız için bitti. Bir denedik, 6 ay bir güzel bir ilişki yaşadık. Deniyoruz ve yanılıyoruz yani. İrem peki son zamanlarda neden bazı şeyler hani özel hayatında çabuk bitti? Çünkü biraz evvel sen dedin ki üniversitede zamanımda daha istikrarlıymışım. 3 yıllık bir sevgilim varmış dedi. Ama son 6 ayına baktığımızda tam deneme yanılma sırasında mı sen ilan ettiğin için şimdi çabuk ben... bitti gözüküyor? Bana her konuda neden güvenebilirsiniz biliyor musunuz? Ben daha kendim flört aşamasındayken, ben tanıma aşamasındayken... Biz de hemen tanıyoruz. Hemen mutlu olup paylaştığım için, hemen bir yere çıktığım için ben hiç bir şeyimi bile gizlemedim ya bugüne kadar. Buraya konuk ettiğiniz bir kişi mesela, bir kere görüştük. Evet hatırladım. Bir kere görüştük. Evet. Hiçbir şey yaşamadık ama bana sorduklarında ben öyle birini tanımıyorum, görüşmedik demek yerine dedim ki tanıyoruz birbirimizi. Ve bir gün, bakın bir gün görüşmeden bahsediyorum. Onun harici yine başka hani soruyorsunuz diye. İki hafta sürdü sürmedi, o da yine böyle bir deneme yanılma oldu. Yani ben tanışma sürecindeyken sizinle paylaştığım için... Hemen tanıtıyorsun. Hani benim kabahatim tamamen ama onun haricinde baktığınızda dedikodular ya da benim heyecanımı erken paylaşmam harici benim bir evliliğim oldu. Bir çok güzel bir ilişkim oldu. Bir de şu son 6 ay yaşadığım. Onun haricinde bir şey yaşamadım ben. Evet. Yaşamadım yani. Hani sadece ben heyecan şey yakın arkadaşlarıma hani bak olabilir mi acaba falan. Şimdi bunun hep zararı bana dokundu. İrem şimdi şu zor olmayacak mı? İlişkini, son ilişkini bitirdin. Senin ekibinde dansçın. Şimdi iş beraberliği devam edecek mi? İş beraberliği zaten bu iş başladığında, ilişki olarak isimlendiğinde kendisi zaten dedi ki bu şekilde devam etmez. Ekipten hani benim yerime birini bulun ben ayrılıyorum diyerek zaten o bayağı aylar önce o oldu.
Zaten makul olmazdı o şekilde devam etmesi. Aş, işk, işk, aş bak. Hepsini unutmuş kadın. İşle aşkın karışması... Doğru değil diyorsun. Olmaz. Peki sorularımız bitti. Evet. Terlemedim. Bitti. Üşüdü. Senden bir şarkı dinleyelim. Terlemedim ve... Alo, iki sayfa kebap edin. Alo, alo. Biri mi bağlanıyor? Şarkı. Şarkı istiyorlar. Şarkı bağlanıyor. Bak bu soruları da inci tanesi gibi yazdık sana sonra vereceğiz. Hangi belki şarkı geliyor arkadaşlar? Mestoft'tan. Yani zaten bir şey diyeceğim. Ben bu programın yayınlanmasının ardından mümkünse bir 3 ay falan Fiji adalarına gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten kendime bile itiraf etmediklerimi, hiç belki sesli söylemediklerimi Allah razı olsun aldınız. Ne diyeyim? Yapımcımız, güzel, çok da bonkör.